şakı yok mu? Benim gibi adama yapılır mı bu? Kim o gafil göz koyan benim al yazmalıma? Götürürler adamı, çekerler bir tenhaya. Paramız yok nagir aslan gibi yüreğimiz var. Ya düşer yakandan ya da gider kim vurdu ya. Yoldan çıktım kendime şaşarım. Ben bu gece yatarım kapının önüne. Yemin ederim kitaba el basarım. Yeri göğün etirim bu mahalleyi yakarım. Yoldan çıktım kendime şaşarım. Ben bu gece yatarım kapının önüne. Yemin ederim kitaba el basarım. Yeri göğün etirim bu mahalleyi yakarım. O aksi babana kaçırırken anneni yandım değil miydi? Ne o ne ben değilim sevda eşkıya. Çatlasa da patlasa da dünyanın efendisi. Ne yaparlarsa yapsınlar bu kanun değişmez. Orduları sürseler aşk geri çekilmez. Yoldan çıktım kendime şaşarım. Ben bu gece yatarım kapının önüne. Yemin ederim kitaba el basarım. Yeri göğün etirim bu mahalleyi yakarım. Yoldan çıktım kendime şaşarım. Ben bu gece yatarım kapının önüne. Yemin ederim kitaba el basarım. Yeri göğün etirim bu mahalleyi yakarım. Yoldan çıktım kendime şaşarım. Ben bu gece yatarım kapının önüne. Yemin ederim kitaba el basarım. Yeri göğün etirim. İnletirim. Yeri göğün etirim bu mahalleyi yakarım. Çağlar Ökten, Fuat Özdolgun ve orkestra arkadaşlarım için alkışlar. Günaydın, günaydın. Günümüz aydın olsun inşallah. Çok güzel bir gün. Çok eğlenceli, bol eğlenceli bir gün. Alkışlar Azerbaycan'dan geldi. Çok sevgili kardeşim. Çok kıymetli ses. Çok güzel ses. Büyük, daha büyük alkış istiyorum. Perviz Kasımov geliyor. Thank you.
etme gözümle. Maşallah ya. Hemen size Perviz'le ilgili biraz bilgiler vereyim. Bir tane daha tabii ki alacağız ya. Kardeş Azerbaycan'ımıza buradan. Oh! Kardeşlerimize. Gerçekten Azerbaycan'da çok sevilen seslerden biri Perviz. 34 yaşında, evli ve bir oğlu var. Allah bağışlasın. Maşallah. Müzikteki 20. yılını kutluyor Perviz. Haydar Aliyev'in 100. doğum gününe ithafen Haydar Baba isimli eseri seslendirdi. Evet. Harikasın. 2017 yılında televizyonda yarışmada birincilik ödülüne layık görülmüşsün. Bu ses yani, yani bu ses olur yani. Ne yaptın ya? Birinci halkımızı salamlıyorum. Türkiye, Azerbaycan kardeşlerine her zaman değer verdiğiniz için teşekkürlerimi bildiririm size. Değerlisiniz ve tabii ki. Çok sağ olun ki her zaman Azerbaycan musiqisini çok kıymetlendirirsiniz. Ve bu bizi mutlu edir, hoşbəxt edir, bahtiyar edir. Ve ben en son katıldığımda 2019 yılında 12. uluslararası yarışmanın birincisiyim. 75 ülkenin birincisi oldum dünyada. Maşallah. Maşallah. Evet. Harikasın Perviz. Aynı yıl Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Girdi. Hukukçum, bitti evet. mi? Evet. Çok şükür. 75 ülkenin katıldığı festivalde birincilik ödülü. Adamın hakkı. Hakkı. Evet. Azerbaycan Devlet Konservatuarı'nda öğretmen olarak çalışıyor Perviz aynı zamanda. Perviz'in yönetmeni burada. Natık Novruzov. Natık Novruzov. Doğru okudum değil evet. mi? Natık nasılsın? Hoş geldin. Kardeşcim. Gel yanımıza gel. Nasıl bir sesi var ya bu adamın? Selam. Sen mi keşfettin yoksa birbirinizi nasıl buldunuz Natık? Yok, dostumuzdu. Yani hakikaten Azerbaycan'da iki sesten biriydi. Evet. Ve onunla demesine size teşekkür ederim. Ve siz biz teşekkür ederiz. Azerbaycan'da Seda Sayan gibi değil, Seda abla gibi sevinirsiniz. Allah razı olsun. Yani herkesin o baskını. Ve bize de hoştu ki Perviz gibi bir muhteşem sesi evet. sizin programınızda dünyaya tanıtmak. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Vallahi bizim programı zaten dünya izliyor. Evet. O zaman Natık Novruzov teşekkür ediyorum. Teşekkür. Seni şöyle alıyorum. Perviz kardeşimden, Perviz Kasımov'dan bir şarkı daha. Alkışlar Perviz için.
sen varsan yüreğim deyir ki, her ölüm ayrılık deyir ki, bazan babad vətəni görürəm, baxıram mən səni verilenden sonra, bu binanın üstüne bayrağımız kaldırılandan sonra ben atamın mezarını ziyaret ettim ve yüreğimde dedim ki tapşırık yerine getirildi, mevzu edir Ali Başkomandan İlham Əliyev. Bu klibi sen mi çektin? Natuk, bravo, çok beğendim. Çok beğendim, alkışlıyorum seni kardeşim. Helal olsun. Azerbaycan'a tekrar sevgiler. Zaten Azerbaycan'da o kadar güzel sesliler var ki ya. Sen anam, sen ne yaptın sen? Hepsinin üstüne çıktın ya. Maşallah, değil mi? Fuat Hocam, aşkım. Teşekkür ederim. Yine gel, yine gel. Ben sizin çocukluğumdan beri hayranınızım. Teşekkür ederim. Çok hayranınızım. Perviz. Ben içten samimi şarkı söyleyenler zaten yürekten söyler. Ya, beyine verir. Önemli olan o. Evet. Sizin o Emrah'la Belal'im okumanız. Ya. Şarkılar, evet. Düetlerinize ben... Ne düetlerimiz? Oho. Ben çok hastayım. Sen okusun. Öyle mi? Hangisini? Biraz oku hadi. Tamam. Emrah'tan mı?
Cengiz Kürtoğlu'ndan da olur. Olur, Cengiz Kürtoğlu'ndan. Cengiz Fa. Abime selamlar buradan. Duyanlara doymayanlara soranlara sormayanlara ben onu seviyorum çok seviyorum seviyorum. Perviz, vallahi bravo. Bravo. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz alkışlarımız Perviz Kasımov için. Eşine çok sevgiler. Çok karını çocuğunu öpüyorum benim için. Sarıl onlara. Teşekkür ediyoruz. Azerbaycan, seviyoruz sizi. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, Nurgül ve Emre önce hatırlayalım, sonra konuşacaklarımız var. Zaten 1 Mart'ta boşanma davamız kesinleşti artık. Bitecek. Emre ve Nurgül bir gün bu noktaya geleceklerinden habersiz, aşkları için öyle mücadeleler verdiler ki. Hiçbir zaman yok. Anne, biz birbirimizi gerçekten çok seviyoruz ya. Evlenmek istiyoruz, seni de düğünümüzde görmek istiyoruz. Düğünümüzde oynamanı istiyoruz. Sonra torunlarını seviyoruz. Bir kendimi anlatayım. Oğlum için geliyorum. Anne. Oğlum için geliyorum. Anne, kapıyı bir aç ya. Sadece birazcık konuşalım. Anne, bir şey istemiyorum. Anne. Yüzde konuşursak böyle olmayacak. Anne, elini öpmeye geldim ben senin ya. Elini öpme. Öpme, ne zaman sen onu bırak, gel ona zaman. Ben orada 10 sene de otursa o onayı vermeyeceğim. Sen seçim yapacaksın. Başka bir şansın yok. Falan yapamam öyle ben. Bir öyle şey bir kere daha söyle bak vallahi. Ya. Seçim yapacaksın. Ana evlat arasında seçim bak, olmaz. Hiçbir olmaz. Zaman kendi olmaz. Hiçbir evet. Zaman da böyle bir Allah şey yok. Terbiyesizliğe gerek yok. Nazlı Hanım'dan bir türlü onay çıkmayınca iş inada bindi. Emre dün Nurgül'ün ayaklarını yıkamış. Kim verdi bu ne? Nurgül'ü çok seviyorum. Sevdiğim için bir adam. Bana dedi ki söyledi. Ben de yaptım. Adam hacım. Zıkkım olsun hakkım sana. Bu... Teho. Bu ne? Seni çok seviyorum. Ya. Sen tepeden tırnağa gökten de insen. Benim için sıfırın altında sıfırsın. Dünya bir araya gelse seni evime de koymam suframa da. İki dünya bir araya gelse. Soyadını da vermem. Geldi, İki geldi, dünya oynatma. Bir araya gelse oynatma, geldi, Nazlı Hanım. Oğlum benimle evlenecek. Sen de benim kapıma giremeyeceksin. Nazlı Hanım hızını alamadı. Emre'nin bilgisayarını yere çaldı. Alsın başını yesin. Alsın başını yesin. Emre ve Nurgül ayrılıklar da yaşadılar ama aşkları o kadar büyüktü ki onları her defasında bir araya getirdi. Nurgül'le evlenmek istiyorum aslında ama bu aslında sebeplerden bu sebeplerden aslında dolayı. Aslında ama yani aslında bu sebeplerden ama. Dolayı. O da kararsız işte. Evlensem mi evlenmem. Mesela ben sana 3,5 seneni vermişim. Sana mutluluklar diliyorum. Bundan sonra ben yokum. Meydanları Nurgül, size bırakıyorum. Nurgül. Al. 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 Yatarsın. Orada bekle sabaha kadar. Bekleyeceksin ceza olarak. Ben onu ilklerime kadar seviyorum. Maaşım. Her şeyim o benim. Ben onun kapısında ömrümün sonuna kadar beklerim. Her zaman biz bunu söyleriz birbirimize.
O hep böyle kavga ettiğimizde, ayrıldığımızda efsane geri döndü diyorum. Bu kelimeyi söylediğimde kendisi her zaman yanımda oluyor. Ben bunu söylemek istiyorum. Efsanem, geri dön. Ben seni burada bekliyorum. Hoş geldin efsane. Efsane geri mi döndü yani? Efsane geri döndü. Emre annesine rağmen Nurgül'e evlenme teklifi etti. Benimle evlenir misin? Evet. Sonsuza dek benim hayatımda olur musun? Evet. Ben seni bugünden için mi yetiştirdim anne? Bak hadi şu rezilli. Emre ve Nurgül nişanlarını yaptılar ancak onları kötü bir sürpriz bekliyordu. Ben sana dedim ki bak bugün hiçbir şeyi bozmayacak Emre. Nurgül. Bozarsa seni yemin ediyorum ki bırakır giderim. Anam. Atarsan o yüzü, o yüzü atarsan bir daha takmam. Atarsan o yüzü. O yüzüğü atarsan bir daha takmam. Oo! Nazlı Hanım Emre ve Nurgül'e düğünlerinde de rahat vermedi. Nazlı Hanım seni takdim ediyorlar. Allah razı olsun. Yardım olmadı. Böyle olacağını biliyorduk. İçine yerdi yüzünde. Sen ne düşünüyorsun öyle? Anca ağlar, boş ağlamalar. Ne saçma sapan ya, konuş. Nurgül benimle düzgün konuşuyor bu kadar insan içinde. Delik de mi? Daha fazla katlanamayacağım bu ızdıraba. Gidiyorum ve boşanacağım. Kesinlikle bitmiştir. Tüm bu yaşananları daha atlatamamışlardı ki evliliklerinde bir sorun daha gündeme geldi. Benim kızım var 15 tatilde yanıma gelecek, 3 ay tatilde. Doğru, bunları doğru. Baştan konuştuk ve şartlarım da şunlardı. Benim kızım eve geldiği zaman sen arkadaşlarına gidip kalacaksın ya da başka bir yerde kalacaksın. Bunları kabul etti. Emre'yi böyle kapının önüne az önce kapının önüne koyacak tak yapıştıracak. Ya hadi diyecek senin yerin kapının önü. Nereye gideyim abla? Ben baştan düşürmeliydi nerede kalacağını. Canım benim. Bana dedi ki beni böyle kandırdı o zaman beni kandırdı. Bana dedi ki sen yeter ki evet de benimle evlen. Ben istersen otelde sokakta kalırım dedi. Parkta kalırım dedi. Şimdi ne oluyor ben anlamıyorum. Abi kaç niye gün kalacağım parkta? Sonra bir gün kalırım, iki gün kalırım. Sömestr tatil diyorsun. 15 gün boyunca ben nerede kalacağım? Anamla kötü oldum, bacımla kötü oldum, kardeşimle kötü oldum. Çocuğum, entek adamsın. Gitmek isteyen gitsin. Hepiniz kapınızı kapatın bana. Sen evinde oturucun. Beğenen oturucu, beğenmeyen kapı orada. Anladın mı? Entek adam evinden çıkmaz. Ben evlenmezdim ki Seda Hanım. Evet. Ben çocuğumu üvey baba elinde büyütmemek için evlenmezdim ben. Bunları kabul etti yani bu adam. Şimdi ne oluyor ben anlamıyorum abi, ya. Abi yemek yerken bile utanan, çekinen bir insanım. İnsanların içinde bile yemek yiyemeyen evet. Bir adamım. Sen beni üvey baba kısmına koyup evladımı yaşatmam diyorsun ya. Yazıklar olsun sana. Ve korkulan oldu. Nurgül Emre'ye boşanma davası açtı. Bugün Nurgül ve Emre için kritik gün. Çünkü bugün onların boşanma günü. Emre, Nurgül şu anda Bakırköy Adliyesi önünde. Birazdan mahkeme önüne çıkacak. Son söyleyeceğim bir şey var mı? Karın karşında oğlum. Ben boşanmak istemiyorum. Karımı da çok seviyorum abla. İliklerime kadar seviyorum ben Nurgül'ü. Ki hepiniz de şahitsiniz. Ayrılmak istemiyorum Nurgül. İlişkimize bir şans daha ver istiyorum ben.
Çünkü bu ilişki bir şansı daha hak ediyor. Ben bu kadar kötü bir adam değilim. Düşün, dışarıda da kaldım çocuğun gelince. Hiçbir şekilde o eve de girmedim. Sadece çocuk meselesi de değil. Sen dakika başı yok annemi özledim, yok kardeşlerimi arayayım. Ararsan ara, konuşursan konuş, ben sana karışmıyorum. Onlar senin telefonunu açmıyor. Nurgül. Yani benlik bir durumu yok. Emre yine üzgün. Emre'nin karısı dün evi terk etti. Ama Nurgül annesiyle öyle bir dertleşti ki. Buyurun izleyin. Ben geri döndüm. Ne diyorsun? Hayırlı olsun. Döndün. Sen başımın tacısın. Kızmadın mı? Kızmadım. Niye kızayım? Sen benim çocuğumsun. Ben insan gibi ona söyledim. Yani insan gibi bitirelim dedim. Hani uzatmaya gerek yok yani. Ben bir şey söyleyebilirim. İnsan elindeyken değerini bilmek lazım. Söyle. Şu sen an, bir şey söyleme artık. Şu an, ya. Söyleme yani. Ben istemiyorum. Şu an annen sana destek verdiği için böyle konuşuyorsun. Arkanda olduğu için böyle konuşuyorsun. Gider. Kadın sığınma evinde kalırım. Gene de kovulduğum eve geri dönmem ben. Ben sen kovmadım beni hiç tanımamışsın. Ben seni yazık. Kovmadım. Ben seni kovmadım. Sen kovdun beni. Sen beni kovdun. Gerçekten seni evden kovan Emre mi? Ya defalarca kovdum ama neden, ben gitmedim. Neden kovdun biliyor musun abla? Bana eskiyi açtığı için. Sana yemin ya. Ediyorum eski kocamın tırnağı etmez. Tırnağı etmez. Bak yemin ediyorum çıldırıyorum ben ha. Nurgül. Tırnağı etmez. Abla. Dediği kelimeye bak, evli baktığımız bak dediği kelimeye bak. Roller değişti. Bu sefer de Emre boşanmak isterken Nurgül Nazlı Hanım'a inat boşanmaktan vazgeçti. Evet, ne diyorsun? Benim hastalığımı tanıyor. Hayırdır? O biliyor. O biliyorsa boşanmayacaktın. O zaman benimle evlenmeyecektin Nurgül. Sen beni ne olarak? Ben seni bir hiç olarak görüyorum. Hiç olarak görüyorum. Ben de seni hiç olarak görüyorum. Tamam, abla biz boşanalım. Karar verdik. Ben de karar veriyorum. Yok abla. Ben karar beni boy bizi boşa abla. Biz boşanalım bitsin gitsin bu iş. Ben istemiyorum artık Nurgül'ü. Yazıklar olsun bana. Olsun. Kendimi bu duruma soktuğum için. Niye bak yazık yazıklar olsun bana. Bak o anacığımın gözyaşının bir damlasını hak etmiyorsunuz ben. Emre annesi Nazlı Hanım'ın gönlünü almak için öyle bir şey yaptı ki bakalım Nazlı Hanım buna ne dedi? Anne aç kapıyı seni seviyorum. Haklı çıktın. Gerçekten evlenmemem gerekiyordu o kadınla. Affet beni. Annem beni eve çağırdı Seda abla. Benden dilemiyorsa sen annen. Artık kapılarını açıyor için. Bana. Gel dedi. Bir an önce kurtul gel. Her şeyi bırak boşan gel boşan gel diyor. Ya bırak gel diyor. Boşamıyorum gidip annenle oturabilirsin. Nurgül sen de inat ediyorsun. Yo inat etmiyorum. Kocamı boşamıyorum. Kocamı çok seviyorum. Çok aşığım. Yani dedim ki izlerken Nurgül'le göz göze geldik. Ne çektin be Nurgül? Bunu bana demen lazım. Öyle mi? O zaman hemen soruyorum. Bu ne çektiğini kim hak ediyor? Ahsen al mikrofonu. Kim çekti bu stüdyoda? Vallahi Nurgül de çekti. Nazlı Hanım daha çok çekti. Ne gibi çekti? Çünkü çok uğraşıyor, çile çekiyor. Ayıracağım. Öyle. Bu da tükenmektir yani. Çileyi çeken ben olmuş oluyorum o arada yani. Beni neden çekiyorsun? Evet, çileyi Nurgül çekiyor. Çileyi Nurgül çekiyor. Peki, Şükran kısa kısa kim çekti bu stüdyoda? Nurgül mü, Yurdanur mu, Emre mi, Nazlı Hanım mı? Vallahi burada Nazlı Hanım da Emre de çekti. Ya tabii ki Nurgül de çekti ama burada daha fazlasını Nazlı Hanım'la Emre arada kalıyor. Emre çekti diyorum. Şükriye kim çekti? Bence Emre çekti. Emre çok yoruldu. Yoruldu. Çünkü hem annesi hem karısı. Yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal. Allah Allah. Tülay kim çekti kız? Ne çektik, ne çektik? Biz çektik dermişiz. Biz çektik, biz. Bak orkestra diyor ki biz çektik diyorlar. Haklısınız. Fuat Hoca diyor ki psikolojimiz alt üst oldu. Doğru söylüyor Fuat Hoca. Evet. Biz de çektik ama bence Nurgül daha çok Nazlı Hanım'dan çekti. Yani Nurgül gerçek çekti. Nurgül çekti. Peki evet. Şadıman kim çekti? En çok Emre çekti. Çünkü Emre iki dağ arasında kaldı. Günah. Günah ezildi. Baksana Emre... Küçüldü. Yok yok ezilmiyor. Ne evet. Var biliyor musun? Emre'nin psikolojisini biraz anlatayım mı size? Ya şurada şunun diyor keyfini çıkarıyorum. İki kadın benim için çarpışıyor diyor evet, ya. Evet katlanıyorum resmen. İki kadın ya. Biri anam, biri karım diyor ya. İkisi de aynı erkeği seviyor işte. Sevim kim çekti burada?
Ve buranın en çekmeyeni kim? Kurdagül. En çekmeyeni kim? Kurdagül. Niye? İşte vurdum duymaz. Vurdum duymaz. Vurdum duymaz. Boş konuşmaz Yurdanur. Vurdum duymaz mı Yurdanur adam? Öyle. Hiç yukarı köye bir şey yapmıyor. İyi tamam. Sen değil, şimdi sen anlat anlat. Sen anlattıklarına kalırsın. Ben şimdi Funduğa gideceğim. Emre'yi alacağım, kızımı da alacağım. Funduğa gideceğim. Sen bye şey bye. Değil mi? Tatile git. Siz nerede? Siz ben oradayım. Biz Funduğa gideceğiz. Nasıl Funduğa? Cehenneme kendin gidebilirsin. Hele oğluma fındık toplasınlar da göreyim. Topla tamam. Oraya bir toplatacağım. Şey, sepetleri de arkasına vereceğim. Peşe mal dönüne bağlayacağım. Peşinden direkla gideceğim. Hadi oğlum diyeceğim. Hadi. Çabuk oğlum. Ben de beşten topluya gideceğim. Ah, bedava işçi de buldu. Tamam bedava soralım. İşçi de buldu. Bir dakika soralım Emre. Yurdan Nuralım diyor ki oğlumu da alacağım, kızımı da alacağım. Fındık toplamaya gideceğim. Kafalarını toplayacaklar onlar diyor. Fındıkla beraber. Karım nereye giderse ben de oraya giderim. Bir karar. Annem. Çünkü çok emekler verdim. Bana kızı. Doğru söylüyor. Nereye giderse gitsin arkasındayım. Arkasında gölgeler olacağım. Hayatı cehennem etmek benim görevim. Bir dakika mikrofonsuz konuşmayın. Yanındayken. Mikrofonsuz konuşma. Şükran evet. Oraya helal olsun. Nazlı Hanım helal olsun. Devam. Hiç kusura bakmasın. Başımın üstünde yerim var. Buyur sen de gel. Bir fındığın ucundan tutarsın. Sen az ya az şey et kendine bir hizmetçi tut. Buldum ya. Ha. Buldum senin oğlun işte. Bak ben nasıl bir hizmetçi buldum. Edeceğim sen orada. Milletin içinde seni beni, nasıl şey edeceğim. Beni baş tacı ediyor adam. Bulmuşum yani ben aramıyorum artık. Ben bulmuşum son nokta. Ama ne çektim ben Nurgül. Vallahi çektim. Ama bir şey söyleyeyim mi Seda Hanım? Emre gerçekten değecek bir adam. Yoksa ben kimseye ama kafa tutmam yani. Ama Ecem değmeyecek bir kadınsın. Oğlu değecek adam da. Vallahi Emre değecek bir adam yani. Beni arka planda mutlu eden, asla duygularımı önemseyen, arkadaş, yoldaş olan bir adam. Hak ediyor yani. Yoldaş ne ya? Annen de bunu gördüğü için... Ya bu ben Emre'yi hangi ortama sokarsam sokayım asla ve asla beni utandırmayacağından eminim. Bu sen çok önemli. Seda Hanım doğru söylüyor. Doğru söylüyor arkadaşlar bakın. Kendi utandırır ama Emre utandırmaz. Kendi yerin dibine sokar ama Emre sokmaz. Haklı o konuda. Kendi malı, kendi ayet olan malı. İster yerin dibine sokar ister yol çıkar. O kadar da siz kadınları hep öyle görüyorsunuz yani. O da ona ima etti aslında. Kurban ederim seni oğlumun aklıdırlarına. Nasıl bir lafmış şeyle? Ben sabah öveyim mi, karayım mı, yere mi gömeyim? Sen her gün gömüyorsun ya beni. Benim çocuğuma kimse bir şey diyemez kardeşim. Sen hak ediyorsun de ben her şey de derim ona. Şey, benim anama da kimse bir şey söyleyemez. Senin boş oğluna kimse bir şey söyleyemiyor. Benim anama da kimse bir şey benim söyleyemez. Benim boş boş beni konuşuyor. Beni araya sokma yani Nazlı Hanım. Boş boş konuşuyor. Benim sen çok dolu konuşuyorsun. En dolu konuşan sensin. Buyur konuş. Benim anama da kimse bir şey söyleyemez Nurgül'cüğüm. Değil mi? Saygılı olacağız. Bunu tabii konuştuk ki, az önce ki. Dışarıda zaten. Tabii ki hayat. Tabii ki. Yalandan ne oldu yere gelmeyen oynadın. Ne oluyor da Nur Hanım? Bana sorarsan bizim oral şivesi de konuştum. Konuştukları gibi konuştum. Onu kapattı hanım efendi ezildi ya. Evet. Özerim seni dedi oğlumun ayağına kurban keserim seni. Deyin ya sen oğlum bilmem ne bilmem ne şimdi benim terbiye müsaade etmiyor. Az önce söylediğin kelimeye karşılık dedim. Sen oğluma kurban ederim atladırın abi. Sen de ben kızıma kurban ederim. Bana her şeyi söylüyorsun ben susarım ama benim anneme bir şey söylerseniz beni burada kimse durduramaz. Ben vallahi kim olursa olsun umurumda bile. Beni kimse durduramaz bak. Ben bu kadarını söyleyeyim. Herkes annemle konuşurken haddini bilecek. Sen de sen de dahilsin. Sen bak, ben biliyorum. Duyuyorsun ben değil mi? Ben biliyorum. Anasıyla konuşmayı nasıl kabul ediyorsun? Yerin dibine sokuyorsun ama anneme bu şekilde konuşma. Ben de kabul etmiyorum. Sen niye beni yerin dibine sokuyorsun? Biz zaten birbirimizi sokuyoruz. Ona bir şey söylemiyorum. Öyle bir şey yok. Artık alıştık. Ben alışamadım. Artık alıştık. Ama benim annemle konuşurken senin annen kim? Sen konuşamazsın. Benim annem. Benim annem. Benim hiçbir şeyim. O da onun annesi. Gülcüğüm. Benim hiçbir şeyimdir. Ben de anayım. Oğlum, ben de onun zaten anasıyım. Zaten yüz olmuş. Valla bizim tatil çok yüz iyi. Yüz devamlı oluyor. Evet yüz göz olmuş. Tatile gideceğim ve tatilim bana çok iyi. Kara yerinde böyle bir hafta değil. Kafamı... Oh! Çatır çatır çatır. Bir de mutlu oldum. Gittiğim her anı da paylaşacağım böyle çatırdasın. O gittiğin yere ben de gitmesem insan değilim. Büyük konuşma. Bulamazsın çünkü. Sen yakalayamazsın onu. Ben giderim. Dünyada bulamazsın. Ben?
Ama çünkü oğlum belli etti rengini. Dedi ki karım nereye ben oraya. Aha. Anlaşıldı ki sana o rengin istediği kadar belli etsin. Kafa ben nereye ben oraya? Tatili. Tatilden dönünce de doğru Trabzon'a, Funduğa. Ne alacağım güzel. Kızımı, mis alacağım gibi hava. Eniştama, değil mi? Havası mis gibi. Güzel geniş kapım var, yıkacağız orada mangalımızı. Evet anne, ya, ne diyorsun? Oh. Adam kendine gelir, günah. İki fındık yesin. De gemri oraya. Üç topla ikiye. Yaparım abla, problem değil, toplarım yani ben. Yani daha bitmemiş, hiç. Biraz daha kullanak değiller, biraz daha bitirek, biraz daha heder edek. Yok ya, iyi gelir orası, yaylanın havası be. İştah açar, iştah. Karadeniz'in havası mis gibi ya. Yaparım ona mıhlamaları, yaparım ona mıhlamaları. Sen. Oh. Olur böyle. En sevdiğim şey, Allah. Elinden kabuklu koz yenmez. Yaparmış ona bazlamaları, yaparmış ona bazlamaları. İneğin memesinden sütü saat saat götürür içiririm. İneğin memesinden. Ya. Ya he he. İşte kayınvalide dediğim böyle olur. Vay. Bak. Kayınvalideye bak. Ana gibi ana. Damadına dedi ki ineğin dedi böyle sağacağız dedi. Süt direkt ağzına dedi. Bırak da yapsın o kadar. Niye bu? O kadar emeğe karşı bırak da o kadarsın da yapsın, ne var elinde kalmaz. Nasıl ya? 5 yıllık emeği var oğlumun kendilerde. 5 yıllık. Sen de gel. Senin... Oğlunun hatırına sen de yersin. Haydi bakalım. Niye? Gel ben seni doyurayım. Benim ne işim var orada? Yok. Ben oraya gelsem sizin, senin hayatını şeyden etmeye gelirim. Fıstık var, ben gelir fıstık yerim. Bizim köyde fındık var, sen de gelir fındık yersin. Vallahi fıstığın tekini kurban ederim. Değeri Yılmaz, yedim. Mikrofon alır mısın? Kusura bakma. Nazlı Hanım'la Yurdanur Hanım arasındaki fark ne? İki kayınvalide arasındaki fark? Yani Nazlı abla özünde çok iyi bir insan Seda abla. Ama ikisinin arasında Nurgül'le inatlaşma var. Hı. Ama ben burada Yurdanur ablanın biraz daha olumlu yaklaşmasını istiyorum. Nasıl yani, olumlu? Daha ne desin kadın? Ya hayır, Nazlı abla'ya karşı, ikisine karşı. Yani burada ikisi de zıt olduğu zaman olmuyor bir yere. Bir orta noktayı kurban olayım. Bak sen seni de çok seviyoruz burada. Çok iyi bir insansın. Ellerinden bağmasınlar beni. Ağzım var, dilim yok. Beni ha bu hiç konuşamıyorum. Ankara'ya burada konuştu dediler. Vay. Ama Nazlı ablanın da karakteri bu. Yani ya orta yolu bulmamız lazım. Bak Emre'ye yazık. Bak Nur. Konuştukları var hep gerçek içinde. İnsan biraz gerçekçi olur be. İyi olur evladına, gelin adayına, düğününe. İşte bir şeyler baştan ters gittiği için böyle oluyor Seda abla. Benim düğünüm yok bir. Ben iyi olmak zorunda değilim iki. Başta siz kaybettiniz üç. Evine geldim, beni aşağıladık. O gün bugündür aşağılayın. Daha da benden iyilik bekliysen bacı kusura bakma. Başka kapıya. İyi ama yapmışsın. Çok zeytin dalı da uzattılar. Ben almam öyle zeytin yalı. Bak demin yine seni Karadeniz'e davet ettiler ya. Zeytin dalı yani dökün. Yarın bir şey diyeceğim abramın kadar yeni aşağı yutuyorum. Yarın patlatacağım yarın. Elinden geleni geri koyma. Bunu da yarın patlatacağım elinden sana. Elinden geleni geri koyma. Koymayacağım. Yarın koyma. Patlatacağım sana. Heh. Elinden geleni geri koyma. Efendim Şükriye. Ne şıksın Şükriye bugün. Teşekkür ederim. Maşallah. Çok evet. Teşekkür ederim. Ben Yurdanur Hanım'ı çok olumlu görüyorum. Hı. Gerçekten çok olumlu bir şekilde davranıyor. Çok yapıcı oluyor. Çok. Ama Nazlı Hanım... Bütün dikenlerini onlara fırlatıyor. Gördüğüm kadarıyla. Hele daha dün Gender bütün dikenlerini fırlattılar. Ama çok yazık ediyorsun. Hepiniz siz haklıydınız. Doğruymuş Nazlı Hanım haklıymış dediniz. Şimdi ne oldu siz şuradan çıktın oraya? Şimdi bakın çocuklarımız evlendi. Onlar eğer sen Emre'nin mutlu olmasını istiyorsan. İstemek zorundasın. İstemeyim. Emre karım neredeyse ben oradayım dedi. İstemek zorundasın. Ya kızım mı? Benim oğlumun aklı başına gelecek. Bugün veya yarın. Ben sabırlıyım. Beklerim ya. Acelem yok. Ben annemden bir şey rica ediyorum. Evet. Bu kadar mücadele verdik, uğraştık, didindik. Karımla bir balayı bile yapamadım ben. Balayına, şu Karadeniz'i. Oh, evet, balayına gidemedim abla. Yani evet. Karımla bir baş başa alıp. Git annem, git sen. Balayı yapamadık. Fındık toplamak gitsin da zevkli ya, bir şey. Bırak. Sen gitme, gitme. Sen biraz kocanla çocuklarınla ilgilen. Yok. Ben oğlumla ilgilenirim. Ben onunla benim kızım ilgileniyor dedi. Bence de. Bence de. Bırak güzel
gitsinler. Daha yeter anne, daha uğraşma ya. Bak rızan olsun diye uğraşıyoruz, bu kadar mücadele ediyoruz. Yeter biz de üzmeye, yüreğimiz tükendi burada konuşmaktan. Hey. İki senedir konuşuyoruz ya burada. Kendine gel, kendine. Ayakkabı değiştir ki bana değiştirme. Ben akıllı seni atmıyorum. Ol. Sen benim başımın tacısın. Asla atmam seni. Atmaz. Atmam ya. Sen aferin. Benim anamsın. Belli oluyor, atmayayım. Bak burada Allah'ın bir kulu da anama kimse laf söylettirmem, söyleyemez de. Nurgül böyle söylüyor. Ben kadınlar arasına fazla girmek istemiyorum artık. Kendimi geri çekiyorum çünkü kadın kadına dövsünler. Bir kadının arasında erkek olmaz. Ama orta yolu bulamadıkları zaman ister istemez müdahale ediyorum ortaya geldiklerinde. Vay. Annemden bugün sadece bir rica ediyorum artık. Gelsin. Sarılalım. Kime? Öpelim eline. Evet. Barışalım. Hadi. Bugün kime, her şeye ne bir güzel son olur. Noktayı koyalım. Neden bitsin olmasın ki? Ne güzel olur. Pardon, kime sarılacağım? Orayı pek algılayamadım. Nurgül'ü Emre elini öpsele. Bana göstermesin. Sarılacaksın. Bana sarılacaksın. Allah göstermesin. Dağda şeye sarılırım, yine sağa sarılmam. Yerine o zaman yılan bir dakika bir şey söyleyeceğim. Tut karın elinden. Kalkın ayağa. Cakır caklı dili, böyle hani yılanlar oluyor ya. Heh. Ne diller ona? Cıngırdaklı yılanlar. Onlara sarılırım. Ama gene buna sarılmam. O zaman Emre şarkısını söylesin. Heh. Gönder. Gönder, çıkın gönder ortaya. Gelsin. Gene çıkın ortaya, çıkın ortaya. Gitme be yerim, hadi gel geriye. İleride çıkış yok, dön geriye. Gidişte mutluluk, çıkışta ölüm var sevgili. Bu da benden sana hediye. Ne olur bir düzelsin durumu. Kalbim çocuk esirgeme kurumu. Hiçbir şey yapmamışız bugüne dek. Size bırakıyorum yorumu. Yine hava bulutlu durumu. Kaç sene geçirmişiz dağrımı. Yolumu düştüm ömür oldu sen kahvenle. Mahvettin bir tek deli hamlenle. Sahnemde olmayacak bir ahlemle. Kafama dayadın silah senle. Gitme be yerim, hadi gel geriye. İleride çıkış yok, dön geriye. Gidişte mutluluk, çıkışta ölüm var sevgili. Bu da benden sana hediye. Gitme be yerim, hadi gel geriye. İleride çıkış yok, dön geriye. Gibi bir damadım, arada derdim afhanım. Sen de gidiyorsun pes hanım, kusura bakma res hanım. Garip gibi bir damadım, arada derdim afhanım. Sen de gidiyorsun pes hanım, kusura bakma res hanım. Esirgeme kurumu. Hiçbir şey yapmamışız bugüne dek. Size bırakıyorum yorumu. Yine hava bulutlu durumu. Kaç sene geçirmişiz dağrımı. Kırdın sen kanadımı kolumu. Yol verdim de bulamam yolumu. Düştüm ömür oldu sen kahvenle. Mahvettin bir tek deli hamlenle. Sahnemde olmayacak bir ahlemle. Kafama dayadın silah senle. Gitme be yerim, hadi gel geriye. İleride çıkış yok, dön geriye. Gidişte mutluluk, çıkışta ölüm var sevgili. Bu da benden sana hediye. Gitme be yerim, hadi gel geriye. İleride çıkış yok, dön geriye. Gidişte mutluluk, çıkışta ölüm var sevgili. Bu da benden sana hediye. Garip gibi bir damadım, arada derdim afhanım. Pes hanım, kusura bakma res hanım. Garip gibi bir damadım, arada derdim afhanım. Sen de gidiyorsun pes hanım, kusura bakma res hanım. Dön geriye, gidişte mutluluk, çıkışta ölüm var sevgilim. Bu da ben.
Nazlı Hanım kızacak ama kendimle gurur duydum. İyi ki evlendirmişim sizi. Ay çok, çok teşekkür ederim. Vallahi. Bravo. Onlar birbirini çok seven karı. Yok yakıştır. Onun yanında o olduğu sürece var ya, o dünyanın sanatsız olsa yerlerdedir. Çünkü bir şeyle adam olunmaz. Anasını ezen adam hiçbir zaman adam olmaz. Oh! Çok güzel. Allah sizden razı olsun ablacığım. Çok teşekkür ederim. Harikaydınız ya. Bayılıyorum size. Vallahi bayılıyorum. Şu stüdyo ne kınalar, ne düğünler, neler gördük. İyi ki evlendirmişim. Çiftimiz gelsin, Yağmur ve Onur'um gelsin. Şişirip arsız patlatıyor. Belki de bu yüzden vurulum sahibi olamadım. Sarım erkek değilsin şımarı, değişti mi bu dünya? Çekmiş kaşını gözüne sürme dudaklar kıpkırmızı kırıtıyor. Bir de karşıma geçmiş utanması yok, inadıma sürtüyor. Biz böyle mi gördük babamıza, nereye gireriz inanılır. Yeni alet gelmiş eski ama dostlar var. Yeni fındık kıran yılları derinden çıkaran kaderim püsküllü veran yakalarsan. Seni gidi fındık kıran yılları derinden çıkaran kaderim püsküllü veran yakalarsan. Ocağına düştüm yavrum, kucağına düştüm yavrum, sıcağına düştüm yavrum el ama. Ocağına düştüm yavrum, kucağına düştüm yavrum, sıcağına düştüm yavrum el ama. Takmış kalına elin adamını, beni orta yerimden çatlatıyor. Sakızı şişirip arsız arsız patlatıyor. Belki de bu yüzden vuruldum, sahibi olamadım ya. Çağırma erkek miye seni şımarın, değişti mi bu dünya? Çekmiş kaşına gözüne sürme dudaklar kıpkırmızı kırıtıyor. Bir de karşıma geçmiş utanması yok, inadıma sırıtıyor. Biz böyle mi gördük babamıza, nere gideriz inanılır. Yeni adet gelmiş eski keva, dostlar mahvol. Fındık kıran yılanın derinden çıkaran kaderin püsküllü bela yakalarsam. Haydi basmaya gelmez. Elin kızı naziktir, elin kızı naziktir. Amanın küsmeye gelmez, haydi küsmeye gelmez. Eller oynasın, eller diller kaynasın diller. Eller ne derse desinler, o dilleri yesinler. Amanın oynasın, eller diller kaynasın diller. Eller ne derse desinler, o dilleri yesinler. Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Aman bas
basmaya gelmez. Haydi basmaya gelmez. Elin kızı naziktir, elin kızı naziktir. Amanın küsmeye gelmez. Haydi küsmeye gelmez. Geldin. Hoş bulduk Seda abla. Nasılsın? Senin için geldim abla. Teşekkür ederim. Neden? Kızına bir sarılsaydın baksana. Yok kesinlikle. O burada ikisi birisi babası birisi de babasını sildiği için televizyonda yayında da söylediği için kabul etmiyorum artık. Ona vermiştim orada. Şu anda ona da vermiyorum. Şu anda kızıma diyorum ki sen şu anda halen yanlış oldasın. Baba öyle deme seviyorum. Ben beni dinler misin? 12 yaşından beri ben her şeyini kabul ettim. Her şeyini kabul ettim. Onu da burada, yüzü orada, bir saygısını görmedim. Televizyona çıkıp da anası, kendisi kadına hakaret edene kadar yine ona bir şey demiyorum. Sırf çünkü sana söylüyorum. O da babasını silmiş atmış, sen de babanı sildin attın. Ben sana hep göğüs gerdim. Her şeyini kabul ettim. Doğru mu? Sen ne yaptın bana? Baba ben senin her zaman arkamdayım, bunu ne biliyorsun. Ne yaptın sen bana? Tamam, terk edip gitmemem lazımdı, söylemem lazımdı. Seda abla, burada canlı burada. Herkese canlı şahit. Delikanlı kızım geliyor dedin. Ah, hani delikanlıdır. Baba ben yine delikanlıyım. Nerede delikanlıdır? Baba ben senin kızım. Sen bana söyleseydin ben seni elimle göndermez miydin? Gönderirdin ama korktum baba. Niye korktun? Kaçarken niye korkmadın? Baba bilmiyorum. Ben bu çocuğu elime kabul ederken niye korkmadın? Dayısı tutup da Onur bana bakılmış diye niye korkmadın? Onur... Kaynanağı adayına yüzdekine niye korkmadın? Baba buraya çıktım birbirinizi diyemezsini kabul ettim. Eğer adam gibi olsaydı yine arkasında olacaktım, yine arkasında olacaktım. Onur'a herkese, bir şey demiyor. Herkese göğüs geleceğim yine. Herkese yine göğüs geleceğim. Ama o en son bu kanala çıktı, sildi ya beni.
Baba ben seni sildim. Sen benim babamsın, ne? Nasıl derim ben seni? Babasına kabul etmiyor, babasına kızdın ya. Evet. Siz nasıl babasınız, evet, diye. Sırf o yüzden geldim ama ben böyle babayım. Ya. Ben böyle babayım. O yüzden kızım diyorum sana son kez, Allah işinizi rast geçsin, Allah mesut bahçe eylesin. İnşallah ömür boyu süre bu evliliğiniz ama bu evliliğinde ne babam var ne anam var. Kapı açılsın! Yavrum, 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 şakım benim. Oh, kurban olsun babaannem sana. Ne geldi babaannem? Hoş bulduk yavrum, oğlum hayırlı olmasın. Koynumda büyüttüm onu ben. Ya. Hep saçımı böyle dolamadan parmağını uyuma alsın. Peki, yavrum babası Erol Bey dedi ki, ben bu evliliğe onay vermiyorum çünkü bunun sonu ayrılık, güvenmiyorum dedi. Sen ne diyorsun babaannesi olarak? Oğlum, olayla, olayla. Ben de olaylıyorum. Allah sonundan iyiyetini hayırlı etsin. Onur. Buyur babaanne. Benim canımın yanına geldim ben. Tamam mı? Çocuğumu başına ya bir şeye geldi, bir şeyden sorumlusu sensin. Başına bir şey geldi, olursa sorumluluğu sensin. Onun gözünün yaşını bana gösterme. Sayın Yağmur Kamuray, Onur Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Ömrümün sonuna dek evet. Onur Demir, sizde hiç kimsenin tesiri altında kalmadan kendi isteğiniz var, arzunuz ile Yağmur Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Nefesimin yettiği yere kadar evet. Aferin. Aferin. Umut Cebeci Cankaya, kardeş deriz kankaya. Bize her yol Paris'ti, la bize her yer Ankara. Umut Cebeci Cankaya, kardeş deriz kankaya. Bize her yol Paris'ti, bize her yer Konya. Başının gülleri İbrahim'in deresi, atara atar yapar Ankara'nın memesi. Dönüş Cebeci Cankaya, kardeşleriz kankaya. Bize her yol Paris'ti, bize her yol Çorum. Dönüş Cebeci Cankaya, kardeşleriz kankaya. Bize her yol Paris'ti, la bize her yer Çorum. Kardeşleriz kankaya, biz
şimdi. Elleri havada. Vay. Öyle sevdim ki seni, değişmem dünyalara. Yaktın öldürdün beni, emrindeyim. Zenginini, şöhretini, parasına güveneni, istemem en güzelini, emrindeyim. Başkent Ankara benim, sensiz çok dar yerim. Sen bana bir evet de, neyim varsa senin. Başkent Ankara benim, sensiz çok dar yerim. Sen bana bir evet de, neyim varsa senin. Ayşe yuvasının yıkılmasından Zeynep Hanım'ı sorumlu tutuyordu. Kayınvalidem kıskançlıktan eşim elimden aldı abla. Çekemiyorum seni, ondan aldım oğlum. Vermiyorum bakalım ne yapabilirim. Benimle... Ya sen buraya gel. Ya birlikte konuşalım. Hani güzellikle tatlıya bağlayalım. Zaten buluşmak için sözüm var. Söz verdi. O ya, sözü yok. Yerine getir diyorsun. Gelmeyecek benimle. O ya, sözü yok. Yerine getir diyorsun. Gelmeyecek benimle. Benim oğlum gelmeyecek. Zaten kınayı yakmışsın, söylemesen. Kınayı yak. Benim boşattı, oğlum tamam, ben yakındım bak, kınayı gördün mü? Kınayı yakındım bak. Zaten Ali beni alacak. Zeynep Hanım, Ayşe diyor ki Ali beni alacak diyor. Ha ha ha, hay, Ali'yi buraya getirtince. Ha ha ha, gülüyorum iki, bari. İki çok. Gülüyüm bari, boşa gitmesin. Seni oraya getireceğim, orada düğün yapacağım Seda Hanım. Hayır öyle biri yok, Ali benim yanıma ben gelecek. Ben buldum, buldum. Tamam buraya gelin. Ben buldum, ben gelinle getireceğim, onlar gitsin. Buraya... O gitsin, biz gelin getireceğiz, evlendireceğiz buraya, Seda Hanım. Buraya ilk gelen ha. Kim? Bendim. Ali ile ben düğün yapacağım, seni çatlatacağım, sen görürsün. Ayşe Ali'ye aşkını haykırdıkça Zeynep Hanım takıntı dedi, başka bir şey demedi. Kızımız için buraya gel lütfen. Gelecek, gelecek. Kızımız gelecek. İçin seni seviyorum, yuvamızı kurtaralım. Ben oğlunu çok seviyor ama oğlunu. Yalan, sevdiğinden değil. Şey ya. Takıntı. Takıntı. Hayır yalan. Sevdiğinden değil. Sevdiğinden değil Seda Hanım, takıntı oldu. Kızını Ali'den vazgeçirmek için Ayşe'nin babası Konya'dan geldi. Ayşe'nin aşkından vazgeçmeye hiç niyeti yoktu. Hadi kalk gidiyoruz. Kalk. Ali sonunda sessizliğini bozdu. Ben Ayşe'yi istemiyorum abla. Beni beklemesin oraya gelecek diye. Ben oraya gelmeyeceğim abla. Ali çok net konuştu. Ama Ayşe Ali'nin her sözünden, her hareketinden şifre çıkarıyordu. Ben anladım abla, onun hani bakışlarında şifre var. Ki Ali'nin konuşmasında gözlerinde şifre var dedim. Versene bir bakayım şu gözlerinde nasıl bir şifre var ya. Yok bakışlarında var abla. Var mı bakışlar? O barışmak istiyor, gelmek istiyor ama. Vay vay. Üçüncü kişi. Kalk da bak bakayım şurada. Nerede şifre, ben göremedim de bana bak, abla, o bakışı göstersene. Yani abla bakışı, gözleri dolmuş gibi böyle. Yani baskı altındaymış gibi konuşuyor. Öyle mi? Ben öldüm senin için, boş ver. Yok ölmedi, konuşuyorsun. Ali. Efendim dedin, abla. Dedin ki ben öldüm senin için, boş ver dedin. He. Sen benim için öldün demedin. Ya bunda demedin. Da şifre çıkarttı. Ali bu arada sosyal medyada öyle bir paylaşım yaptı ki. Lay laylum galiba sana göre sevmeler. Hopaş inanay galiba sana göre sevilmeler. Uğramaz mı sen?
ağlar el el alem sana ne söyler. Ben bu şarkıdan bir şifre çıkardım abla. Heh. Yani seni seviyorum demek istemiş. Hani kafa sallamasından belli. Şifre var. Nasıl? Gerçek mi? Gerçek abla, şifre var. Ali video gönderdiğinde daha sert bir şekildeydi. Şimdi gülücük atıyor. Bunda da bir şifre var. Öyle mi? Yani aynen yüzü gülüyor. Yani bunda... Bak gülüyor. Bunda da bir şifre merhaba var. Merhaba. Bak sana hani şunu söylemek istiyorum. Baban anan orada olduğu sürece olmaz. Anneni babanı gönder, geleceğim dedi. Bence gelecek. Ali gördüğün gibi bu dağlara taşlara... Ben geleceğim senin... diye öyle bir şey demedim bak. Ya anneni babanı gönder, ne olacak dedi. Yani hani öyle bir konuşma geçti. Ya bak hemen bir şifre. Ne aynen, var bu şifre de bilmiyorum. Şifre de şifre. Aynen, nasıl şifre. Bu şifreymiş be? Ben seni kalbimden sildim attım. Başka biri var diyorum sana. İster inan ister inanma. Ya kalbimden sildim dedin ama kalp kelimesini kullandın sen de. Şifre var. Aynen, kalp kelimesini kullandın. Ya ne şifresi ya? Ya saçma saçma konuşup da şifre şifre deyip durma ya. Çocuklarımın velayetini bana ver. Herkes kendi yoluna. Bay bay. Yok bay bay değil. O sözü bile derken gülüyorsun bak. Ali'den sosyal medya paylaşımı yeni. Bakalım bu sefer Ayşe çok iyi izle. Nereden ne şifre çıkaracak bizim çözemediğimiz görelim. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Abla ayırmasın Mevlam bizi kara gözlüm. Şifre bunlar mı? Aynen. Diyor ki burada ne demek istediğini anlamadım ben. Abla yani tutma yerim var, şifre çözdüm ben. Yani sana gelmek istiyorum demek istemiş bu yazıyı kullanarak. Yani tutma beni, ben geliyorum sana. Ben bu saatten sonra istemiyorum. Herkes kendi yoluna bu saatten. Hiç işim yok, hiç. Abla elleri hareket ediyor. Sonra kırmızı tişört giymiş. Eli hareket edince ne demek o? Yani abla hani şifre vermek istiyor. Yani seviyorum demek istiyor. Kendini biraz da çekiyor. Ayşe, Ali'yi yanına gelmeye ikna etmek içinse yapamayacağı hiçbir şey yoktu. Ali'nin ismini kalbime yazdım abla. Kalbine yazmışsın, tişörtlere, dağlara yazmışsın ya. Tişörtü de bastırdım. Aşka bak ya. Ali bak, senin ismini tişörte bastırdım, kalbime yazdırdım. Ayşe, Ali'nin adını hem tişörtünü hem de kumlara yazdı. Sahil kenarına bile yazdı. Kızımız için gel, lütfen gel. Ali Ayşe'yi seviyor şarkısını çalabilir misiniz? Ali Ayşe'yi seviyor. Ali Ayşe'yi seviyor. Kalk bakalım, sürprizin ne? Ali bekliyordur şu anda, ha, Ali izliyordur. Çocuklar bile biliyor. Gidip bu maskeleri mi yaptırdın? Evet abla, annen Ali için. Bu sene de sürpriz yapacağım abla inşallah. Yapan yapan. Ayın 22'sinde doğum günü abla Ali'nin. Sürpriz mi yapacaksın? Aynen abla. Hasta mı yaptırdı? Kim yaptırdı? Annen getirebilir misiniz? Ayşe mi yaptırdı? Ben abla. Oo, ben abla Ali'mi sevdiğim için dayanamadım. E pastayı kim kesecek, kim yiyecek? Ali'yi bekleyeceğim abla. Pasta için. Ya Ali siz boğazından geçmez. Ne yaptıysa olmadı ama Ayşe pes eder mi? Asla. Bu sefer de ne kadar iyi bir ev hanımı olduğunu ispat ederek yuvasını kurtarmaya çalıştı. Düzgün ütü yapmaz, yemek yapmaz, ev temizlemesini düzgün bilmez. Kayınvaliden seni çok şikayet etti dün. Dedi ki bu dedi ne yemek yapar, ne temizlik yapar, ne abla, ütüden anlar. Abla, aynen abla, temizlik ben yapabiliyorum. Temizlik yani şey yapıyor, yani yaparım kayınvaliden. Yani her kadın bilir. Sen aynen evinde abla yemek yapmıyor muydun? Yok abla, yapıyordum. Şu benim odamda ütü tahtası var, getirsene. Getirsenize kızlar. Abla ben ama dün elimi yaktım abla, seni kıracağım ama hafta içi yapsam olur mu abla? Abla ben... Abla ben yapamayacağım. Hayır, ütü yapmayı bilmiyorum diye kurtul.
Yok biliyorum. Başla, nasıl başlayacaksın? Ütüyü eline almadan. Ütüyü eline alma. Bak ütüyü elleme. Şu gömleği ütüleyeceksin. Nasıl başlayacaksın? Abla ilk bu tarafını. Yanlış. Abla ben daha çok temizliği daha çok severim ben. Gör çatla. Temizliği benden öğren, evini düzgünce topla. Benim elimi karıştırma bak burada. Ha, senin yaptığını gösteriyoruz burada, onu konuşuyoruz. Benim evi değil. Ama yemek de abla yaparım. Evet, şu an fasulye katıyorum ve karıştıracağım. Çünkü neden? Salçanın renk vermesi için. Evet, Ali'nin sevdiği kuru fasulye pirinç pilavı servis hazır. Ali'me afiyet olsun. Ayşe, Ali sayesinde İngilizceyi bile çözdü. Zeynep Hanım ise Ayşe'ye karşılık İtalyancasını konuşturdu. Aşkım, my life. Baby, you are the meaning of my life. Nece bu? Ne dedi ya? Sen benim hayatımsın dedim. You are the meaning of my life. Ali benim understand kaynana. I don't care kaynana. Sen göreceksin. Ali senin değil mi göreceksin. I don't care kaynana. Dinlemiyoruz. Ali ve Derçi Ayşe. Ali ve Derçi. Dinlemiyoruz. Sormuyoruz. Ali ve Derçi. Ali ve Ayşe aşkı sosyal medyanın da diline düştü. Ben senin kalbimden sildim attım. Başka biri var diyorum sana. Ya kalbimden sildim dedin ama kalp kelimesini kullandın sen de. Şifre var. Aynen, kalp kelimesini kullandın. Herkes kendi yoluna. Bay bay. Yok bay bay değil. Merhaba aşkım. Ya yoldan geçen bir insan gibi düşün hani, yani beni hayal etme, merhaba de. Abla Ali video gönderdiğinde daha sert bir şekildeydi, şimdi gülücük atıyor, bunda da bir şifre var. Öyle mi? Yani aynen yüzü gülüyor. Baby, you are the meaning of my life. Ne dedi, ben anlamadım. Ben de anlamadım. Böyle bir İngilizce yok. Ayşe... Abla İngilizce var abla. Ve ortaya çıkan bir gerçek herkesi şok etti. Adam gidecek gizlice bir yerde nikahlanacak, çıkacak karşına. Yok yapmadı. Zaten yaptı. Yok yapmadı. Yapamaz. Şu an ben Ali'nin soyadını taşıyorum, yapamaz. İstinaf sürem var. Soyadını taşıyor. Taşıyorum diyorsa taşıyor. Yok abla istinaf sürem var. Ben uzattırdım abla Konya'ya bayram tatiline gittiğimde. Kaç sene daha uzattılar bunu? Valla 4-5 ay daha uzadı abla. Temmuz'da bitiyordu, şimdi Temmuz'dan hariç Aralık ayına kadar falan hemen. Sıkı durun, çok önemli bir açıklama. Ben bunu duyduğumda şok oldum. Ayşe bile bunun farkında değil. Biz bunu araştırınca öğrendik. Çünkü Ayşe sanıyor ki o süreyi uzattım. Ama Ayşe'nin de atladığı nokta ne biliyor musunuz? Zeynep Hanım hazır ol. Ayşe henüz çocuklarının babası Ali'den boşanmamış. Dün abla Ali bana şifre göndermek istedi, büyük bir şifre. Neydi o? Benim yedek hesaptan, fake hesabımdan beni takibe aldı. Hayır. Şifre vermek istiyor. Yok öyle bir şey abla, diyor. Öyle yok. Bir şey yok. Acaba sen hayali birileriyle mi yapıyorsun? Dün abla otele, doğru. Dün ben otele gittiğimde telefonu şarja taktım, tamam. Abla doğru, akşam. Peki, tekrar eskiye dönüyoruz. Çıkan kavgaların nedeni, bu sefer Ali sana soruyorum. Seni kıskandığı için miydi? Evet abla. Niye kıskanıyordu seni? Ne bileyim baba, niye kıskanıyor, ben de bilmiyorum. Abla erkek arkadaşlarından bile kıskanıyordu. Eve geldiği zaman, hafta sonu mesela arkadaşlarının yanına gittiği zaman geç geliyordu bazen. Aradığım zaman cevap vermiyordu. Kıskanıyordu. Orada patronumuzun eşiyle tartışmıştık.
Bir konu yüzünden Alim'i kıskandığım için ben o yüzden... Şimdi o kadından ekmek yiyorum, ben o kadına çalışıyorum, para, annemin evet. Terim para alıyorum. O kadına bir hakaret etti ya. Niye yapıyorsun bunları? Ondan işte konu... ben Alim'i seviyorum. Ya sen bunları yap, beni işten et, onsun Alim Alim'di. İşten böyle bir şey var mı abla? Sonra abla beraber geldi, ben gideyim helalleşeyim hepsiyle falan dedi. Arkamdan komple kurmuşlar bana. Numaradan gidip helalleşti, beni ayakta uyutuyor. Şey tekrar orada işe başlamış, bir hafta sonra gitti onların yanına, çıkarmamış. Adamın suçsuzluğunu anlamışlar, demişler ki karısında demek ki var bir rahatsızlık. Abla beni yok. Çağırdı, akşam biz konuştuk. Bu evdeydi, gel akşam konuşalım dedi, konuştuk. Bana dedi ki patronum, Ali dedi ben senden memnunum dedi. Hiçbir sıkıntım yok oğlum senin, sen benim oğlum şehidinesin dedi. Buyurun. Ondan sonra ama dedi senin sıkın dedi, ailen dedi yani eşin dedi. Eşin olduğu sürece... Hiç her tarafa gitsen git dedi, sen bu kadına yapamazsın dedi. Yapamazsın dedi bana. Ne söylese yalan diyorsun. O zaman bu kadar yalan söyleyen adamı geri niye istiyorsun? İşte bir de darp yapıyor musun mu? Evet. Yok abla. Niye istiyor o zaman beni? Bravo. Diyor abla, ki Ali bir dakika, madem ben darp ediyormuşum, şiddete başvuruyormuşum, beni geri niye istiyor diyor. Hep kötü günlerimizi hatırlıyor, bir de iyi günlerimizi anlat. Hadi anlarsın. Güzel günlerini anlat, o da hatırlasın. Sözlüyken... Gece arabada dışarıdaydık. Alim'le iddiaya girdik. Yani kim yüksek sesle bağıracak diye. Seni seviyorum diye haykırdık ikimiz de. Ama adamı kaybetmişsin sen. Kaybetmedim abla, burada karşımda. Çok şükür. Kazanırım diyor musun? İnşallah. Biraz zor abla. Zor değil abla, kolay. Zor abla, zor. Kolay. Ben dün de söyledim, ağzından kuş tutsa da. Kolay. Abla dün karşımda daha şeyde bugün şifre vermek istiyor bakışlarıyla. Bugün daha etkili, daha canlı, daha güler yüzlü, daha çekici. Çekici mi? Abla güzel. Yakışıklı abla, çınarım ilk göz ağrım. Aşkım. Bu arada benim çok merak ettiğim bir şey var. İki gündür bunu konuşuyoruz. Evliyken de yani sizin iyi zamanlarınızda da Ayşe böyle sosyal medyada mıydı? Yok. Yok değildi abla. Ne zaman başladı bu sosyal medyası? Ayrıldıktan sonra. Ayrıldıktan sonra. Neden böyle bir şeye ihtiyaç hissettin abla, Ayşe? Alim hesabı açınca ben de açtım. Alim kaçtı, ben kovaladım. Çok şükür şimdi de kavuştum, mutlu son. Mutlu son mu? Sen Ali'nin sosyal medya hesap açtığını nasıl öğrendin de kendini açtın? Ben, abla ben şimdi fenomen oldum ya. Benim sayemde Alim de fenomen oldu. Alim fenomen olunca... Herkesi başına topladı, canlı yayın yapıyordu. Ben de indirdim hemen. Hemen peşine düştüm. Ayşe'nin ve senin aranızda geçen diyaloglar birçok insan tarafından dillendirildi. Evet. Ve hakikaten Ayşe'nin dediği gibi fenomen oldunuz. Bir izleyelim mi neler yapıldı? Baby, you are the meaning of my life. Ne dedi, ben anlamadım. Ben de anlamadım. Böyle bir İngilizce yok. Ayşe... Abla İngilizce var abla. Kime yazdım? Kimse söküp atamaz. Ya bırak seni kalbim albi bırak. Ben senin kalbimde sildim attım. Başka biri var diyorum sana. İster inan ister inanma. Ya kalbimden sildim dedin ama kalp kelimesini kullandın sen de. Şifre var. Aynen, kalp kelimesini kullandın. Nereden ya ne şifresi ya? Kalbi ya kullanmadım. Saçma saçma konuşup da şifre şifre deyip durma ya. Yani anlamlı bir söz ettim bence. Kalp kelimesini kullandın ya. Bence saçma konuşuyorsun sen. Kalbime yazdım, kimse söküp atamaz. Ya bırak seni kalbim albi bırak. Ben senin kalbimde sildim attım. Başka biri var diyorum sana. Gerçekten neler yaşandı. Bana bak çok şıksın. Ali geldiğinde şöyle senin çıkmadın karşısına. Giyinin güzelliğini. Şöyle ama. Bir giyinip çıktı mı Ali geldiğinde? Nişan elbisesiyle çıktı. Ne yapayım? Bu hep eskide sözde kalmış daha. Söz nişana gelemedik. Söz kesildi ya. Orada kaldı. Şöyle bir giyinip adamın karşısına. Azıcık salınmadın kız. Şöyle yalandan mesela tamam Ali sana yaklaşmayacağım ama tepsiyi şöyle deyip şöyle azıcık değil mi? Hiç yapmadın bir cilve bir şey. Niye yapmadın? Böyle tutuldun kaldın. Ali'yi gördün bittin ya. Allah'tan umut kesilmez abla. Ümidimi kaybetmiyorum. Gelir mi tekrar? İnşallah. Abla dünyada hiç kimsenin yapamayacağını sen yaptın abla. Beni Halim'e kavuşturdun. Dünyada bir ilk. İlke imza attın. Dünyada bir ilke imza attın.
Halil Ayşe konuştu. Halil Ayşe konuştu. Çok karışık. Ayşe ya, peki bir daha gelirse bu sefer ben seni ellerimle hazırlayacağım. Bana bırakacaksın. Allah razı olsun abla. Yalan mı ama şöyle çıkmadı ya adamın karşısına. Bak bugün nasıl. Adam gitti, terk etti bunu, gitti bu nasıl geldi? Ayrılık mı yarıyor anne Ayşe'ye de? Acaba sen bu Ali'den vaz mı geçsen? Geçmeyeceğim abla. Durmak yok, mücadele edelim. Gelir mi tekrar? Gelir abla, Allah'tan umut kesilmez. Doğru söylüyorsun. Benim bu içimdeki bu umudum oldukça, ümitlerim oldukça gelir diyorsun. Allah yolunu batın açın. İnşallah ama ben elimden geleni yaptım mı yaptım. Allah razı olsun. Gerçeği. Bir yemek yediremedim ama olsun. Olsun geldi. Geldi kaç gün geldi oturdu. Ama Ali'yi de sevdik. Sevdik yani. Ah Ayşe ah. Kırmışın kaçırdı adamı, kaçırmışın elinden. Kaçırdı. Neyse yakalarsın ucundan kıyısından. İnşallah. Bir şekilde bir şey yapacağız artık. Şu baklavayı yedireydik, gidemeyecektik. Yedirseydik gidemeyecekti. Baklavayı yediremedik. Ya eliyle de itince ben de ısrar edemedim. Yani o baklava, baklava da bir şey vardı. Şifre baklava vardı. Da var, şifre var. Enerji vardı. Toplayacaktı. Bir şifre vardı ama baklavayı tepsiyi itince ben de artık ısrar edemedim. Yapacak bir şey yok. Neyse, peki. Allah'tan ümit kesilmez diye. Aynen abla, ümidimi kaybetmeyeceğim. Helal olsun, seni alkışlıyorum. Allah razı olsun. Ne? Allah'sın sana helal olsun, bana değil abla. Bir çağrıda bulun, çağrıda bulun. Tekrar. Aşkım seni tekrar bekliyorum. İnşallah geleceksin, Allah'tan ümit kesilmez. Ama aşkım demedi, onu yasakladı, aşkım lafını yasakladı yasalar. O sever abla, beni anladı. Öyle mi? Bir daha o zaman. Sever, sever. Bekle, bekle. Aşkım ben seni bekleyeceğim, ümidimi kesmeyeceğim. Tekrar Allah geleceksin, ben biliyorum. Allah yolunu batın açsın. Ben buradayım aşkım. Seni çok seviyorum aşkım. Ne dedin Zeynep Hanım? Allah yolunu batın açı gitsin Seda Hanım. Abi. Burada amin de yok. Ben Zeynep Hanım oğlu gelmesin istiyor. Ha gelmesin istiyor. Ben yolunu batın açı derken. Evet. Hani hayırlı bir iş için amin de. Seni yazdı. Zeynep Hanım. Ayşe'nin kayınvalidesi ama boşanmak üzere Ayşe. Temmuz'da bitiyor. Süre de bitiyor. Onun için Zeynep Hanım pek onaylamıyor Ayşe'yi. Biraz illallah demiş Ayşe'den. Niye demiş biz onu anlayamadık da. Allah yolunu bahtını açık etsin. Onun da bizim de. Allah'ım Ali'mle birlikte yolumu bahtımı açık edecek inşallah. Şey Ali ve Derçi. Ali ve ya doğru bir şey söylemişsin. Amin diye. Bitti mi diyorsun? Bitti Ali ve Derçi Seda Hanım. Bitmedi. Ali benim abla. Bak gözleri nasıl parlıyor Ali benim. Şu kameraya söyle bitmedi de. Ayşe kameraya. Ali Ayşe'yi seviyor. Ali bitmedi. Bitti. Sen benimsin. Kimseye vermeyeceğim seni. Kimseye yar etmeyeceğim. Geç geç. Kıvrak geç. Kıvrak geç. Kıvrak geç. Ali de gelir inşallah. Bu lafa. Bir kız bu kadar şey. Ben gelirim. Neler söylüyor? Bana böyle çağırıyorsun. Ben de burada giderim. Köyü bırakırım. Alim benim understand kaynana. Göreceğim sen yarı. Anladın mı kaynana Alim beni? Alice, anladın bu zamana mı kadar senin olmadı. Bundan sonra da senin olmayacak. Benim oldu. Evlendim. Çocuklarımız var. O ortak bitti, noktamız geçti, geçti var. Ölmek gibi olmaz. Tren Ankara'ya aşmış gidiyor. Gelmez bir daha. Geçmedi. Geçti geçmedi. Geçti. Geçmedi. Geçmedi. Çok da şık. Şöyle çıkmadı oğlunun karşısına. Evet. Sevmiyor ki zaten. Takıntı diyorum Seda Hanım. Valla takıntı. Seviyorum abla değil. Takıntı değil. Ama böyle hazırlanmadın. Sevgi değil. Aa, ben olsam döktürürdüm istiyorsam eğer. Sevgi değil. Aşk da sevgi de takıntı olmaz. Ben Çağlar beni alsın diye neler yaptım? Allah'ım benim ruhu sağlık. Mutluluk olsun versin inşallah. Hayır ama bir gün böyle gelip geldim aşkım ya. Hani Ali'sine bir itina gösterseydi, adama böyle bir salınsaydı, şöyle bir iki yürüyeydi, iki tepsi elinde şöyle yalandan, şöyle omzunu attıra attıra, şöyle yapa yapa tepsiyi, Ali baklava deseydin. Değil mi? Şöyle omzunu attıra attıra, yapmadı Maral. Gösteriyorum ama evet olarak. Evet, ben de öğreniyorum yavaş yavaş. Var. Bir daha gelirse yapacağım inşallah. Aynen. Daha başka planlarım Ali, da var. Ali o zaman gelsin. Ali o zaman gelsin, kız yapsın. İnşallah. Tamam, peki. Peki. Aysun'un kınası başlasın.
Aysu'nun yanına Sema Hanım seni alayım. Aysu'nun ablası. Şimdi güzeller güzeli gelinimiz Aysu Hanım'ın kınasını yakmak için toplandık. Ama kızlar adettendir bir soru soracağım hepinize. Yüksek sesle de cevap bekliyorum. Gelin hanım elini açar mı? Açmaz. Duyamadım. Açmaz. Bir kez daha. Açmaz. O zaman alkışlarla hemen damat beyin abisi Hasan Bey'i buraya davet ediyoruz. Evet, şimdi kınamızı... Teşekkür ederiz Hasan Bey. Şimdi kınamızı gelin hanımın ablası Sema Hanım. Yüce dağ başına ya kar idim, kar idim. Yağdı yağmur vurdu güneş eridim, 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 eridim. Abdullah, dua aç annem. Cane cane işte meydane, iyi günün dostu zor günde hane, kötü günde hane. Cane 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 işte meydane, iyi günün dostu zor günde hane, kötü günde hane. Bendim buraların şahası, şahası, bir an olmuş gitmiş harran olası, harran olası. İyi günün dostu sürdü sefası, sürdü sefası. Canım gülüm diyen dostlarım anne, dostlarım anne. Cane 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 işte meydane. İyi günün dostu zor günde anne, kötü günde anne. Cane 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 işte meydane. Zor günde hani, kötü günde hani. Orke, 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 hanım ey orke. Orke, 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 hanım ey orke. Orke, 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 hanım ey orke. Diyarbakır güzel bağla, hanım ey norke. Sular buz gibi çağla, delale norke. Canım oynamak istiyor, hanım ey norke. Bana da bir mendil verin, delale norke. Norke, 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 hanım ey norke. Norke, 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 delale norke. Elazığ'dan çıktım yola, hanım ey lorke. Süverek'te verdim mola, delale lorke. Ali Paşa mahallesinde, hanım ey lorke. Lorke oynar güzel kızlar, delale lorke. Lorke, 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 hanım ey lorke.
orke, 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 delale orke. Mardin kapışan olur lele, 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 lele. Gelinim Aysu gelsin. Şans benim nerelerdeydin, tam zamanında geldin, süper süper. En güzel bölüm başlıyor, yanıma uzan seyredelim. Şans benim nerelerdeydin, tam zamanında geldin. En güzel bölüm başlıyor, yanıma uzan seyredelim. Damadımız, gerçekten çok seviyorum terbiyesini, efendiliğini. Zaten öyle kıymetli bir çocuk ki ailesi hemen el koydu, hemen olayı toparladılar. Çünkü gerçekten Aysu ne kadar kıymetliyse Abdullah da çok kıymetli bir çocuk. Damadımız gelsin, Abdullah geliyor! Ve ben ilk soruyu Gelin Hanım'a sormak istiyorum Sayın Aysu İrek. Hiç kimsenin tesiri altında kalmadan kendi isteğiniz ve arzunuz ile Abdullah Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Ölene kadar evet. Bravo. Sayın Abdullah Yıldız, Gelin Hanım'ın evet cevabını duydunuz. Siz de hiç kimsenin tesiri altında kalmadan kendi isteğiniz ve arzunuz ile Aysu Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Ömrümün yettiği güne kadar evet. Bravo! 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 Peşadımın ağlar. Peşadımın. Sayın şahitler, sizleri de duydunuz efendim. Şahit misiniz? Evet, şahidim. Efendim ben de Medeni Kanun'un ve Esenler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tevfik Göksu'nun vermiş olduğu yetkiyle Aysu ve Abdullah kardeşimizi birbirlerine eş, karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bastı, bastı, bastı. Ezdi çocuğun ayağını. Ben de buradan kendimi öldürdüm ayağına bastı. Keşke annem burada olsaydı selam ya. Allah özledim. Ya. Özledim annem ya. Aileler izliyor. Aysun'umun güzelliği, Abdullah'ımın yakışıklılığı. Onlar birbirini çok sevdi. Maşallah benim kardeşime. Teşekkür ederim. Aslan gibiler. Öyle, öyle. Yani. Allah yakışın bir ömür mesut mutlu etsin. İnşallah. Amin. Artık çocukların sünnetine de gelir. Tabii tabii. İnşallah. Allah ömür verirsin. İnşallah. Evet efendim, nikah akdi yazılı olarak gerçekleşti. Buyurun ayağa kalkalım. Buyurunuz. Attığımız imzalar ve evet cevaplarıyla yeni bir yuva daha kurulmuş oldu. Bana söz verdin, abi dedin,
uyarım dedin. E ben de sana güvenerek bunu veririm. Ömür boyu mutluluklar dilerim. Teşekkürler, teşekkürler. Gerçekten şu stüdyoda ne düğünler, ne kınalar, neler yaptık. Bir de tamamı ikna edemedik ya. Benim Sivaslı hemşerim ya. Bir hatırlayalım Nergis'le Turgay'ı. Turgay ve Türkmenistanlı Nergis'in evlenmesinin önündeki engel Turgay'ın ailesiydi. Özellikle Turgay'ın annesi tamamen bu konuda çok netti. Nergis'i katiyen gelin olarak istemiyordu. Ben annesiyle 2-3 ay yaşadım. Ben düğün istedim kaynanamla. Takım istedim. Haklı olarak, gelinleri olarak ben onlardan takım istedim. Kaynanam da onları vermek istemedi. Sen bunları dedi alacaksın da dedi. Türkmenistan'a dedi gideceksin dedi. Bizde ana hakkı, ana sütü diyen şey var. Onun için de benim annem dedi ki $2000 para istedi. $2000 para istediniz. $2000 para istedi. O yüzden de ben annemle de tartıştım. Onu da istedim, onu da vermeyeceğim dedi. Ama hiçbir şeyde, her şeyde bahane. Onun istememesinin sebebi o Turgay'ın evin, annesinin evinde kalan Turgay'ın eski sevgilisi ne istiyor, onu seviyor. O yüzden ben istemiyor. Altın maltın hepsi bahane. Benim oğlum da bahane, gitmem de bahane. Nergis Hanım'ın iddia ettiği şeyi, oradaki kadını ileri gitmesini benim onu sevip sevmediğim onunla alakalı değil. Bir. İkincisi Turgay Bey, bu beni sevdiğim, bununla evleneceğim deyin, aldı Sivas'a getirdi. Ben bu kız aynı memleket değil, Türkmenistanlı. Tamam. Araştırmam lazım, tanımam lazım. Bunu sonuçta aileme sokacağım. Çevrem var. Doğru. Bir de bu evlenmiş, boşanmış olduğunu duydum. Tekrar bir çocuğunun olduğunu söyledi. Bu sürekli çocuğunu dile getirdi. Aileme para kazanmaya geldim. İşte annem şu kadar para istiyor. İşte çocuğuma şu kadar benim para göndermem lazım. Ben de ona dedim ki hani sen evlenmeye mi geldin? Bunları hani... Parayı öne yitince kafamda takıntılarım oldu. O zaman dedim ben sana güvenmiyorum. Sen evdeki kızı istiyormuşsun. Hayır, öyle bir şey yok. Ben de isterim mutlu olsunlar ama ben bu şekilde güvenmiyorum. Nergis'e hiçbir zaman güvenmiyorum. Kullanacak yani. Turgay'ı böyle kayıt yapalım ben burada. Birkaç sene burada çalışayım, birkaç sene sonra da döneyim gibisine. O yüzden biz karşıyız. Ay vermiyorum. Hiçbir şekilde. Ve Tamam Hanım oğlunu almak ve son noktayı koymak için stüdyoya geldi. Ama öyle olmadı. Ben oğlumu alıp gideceğim. Nereye gideceksin? İstemiyorum. Kesinlikle istemiyorum. Oğlun beni seviyor. Ben de oğlumu seviyorum. Sevmeyle bu iş olmuyor. Sen de seninle de olmuyor. Oğlum o zaman seçeneğini seçecek. Ya sen ya biz. Ya da sevdiğini kanıt oluyor o zaman. Ne başkalarını da sevdi. Bu kadar laf söylemiştirim, o kadar olmadı. Hiç kelime edip karşılık vermemiştir ama bunun için hep bana karşılık verdi. Bir de ne diyor? Bir de oğlum alacağım, işte bilmem ne edeceğim. Ya anne, anne ya, beni güldürme ya. Böyle bir şey mi var ya? Ben de üst lafı demedim ama. Dedim, yaptın. Şimdi diyeceğim herkesin önünde çatla patla kaynana. İşte bak aynısını. Oğlum beni sevdi. Bundan bize kesinlikle gelin olmaz oğlum. Bak seni dolandıracak. Seni yüzüstü bırakacağım. Ben seni neyi dolandıracağım? Hırsız mıyım? He? Oğlum hırsız mıyım ben? Bundan sonra babasının üstüne olan bütün mirası, bütün ne varsa benim de babasından ret edeceğim.
Allah'a şükür canım sağ, ben çalışıyorum burada. Çalışmaya geldim. Senin o iki tane malına güvenme. Ben 2-3 ayda çalışsam ya, çalış. İki tane malın parasını kazanabiliyorum. Annesi olarak ben geliyorsam sen de sonuçta kızsın. Bu memlekete gelmiş olur. Evet. Bilmediğin yabancı memlekete. Evleneceğin çocuğu merak etmiyor mu dedim. Niye ağladın bebeğim? Ya annemle de konuşamıyorum. Kayınvalide adayın senin bu gözyaşlarına inanmadığını söyledi. Hatırlıyorsun değil mi? Ay hiçbir zaman hiçbir şeye de inanmamış. Kendisi de ağlıyor ona, o zaman onun da gözyaşlarına inanmamış. En ufak şeyde şöyle tek istese zaten ağlıyorsun hep. Bilmiyorum artık. Artık öğrendim huyumu. Kendimi savunmaya da gücüm kalmadı. Nergiz'in Tamam Hanım'ın kendisini istememesine sebep olarak gösterdiği Turgay'ın eski sevgilisi Ayfer'in de ortaya çıkmasıyla işler iyice karıştı. Nergiz gazinoda çalıştı mı gerçekten de? Bugün böyle bir ihbar geldi. Gazinoda gördüm. Birileriyle gelip oturduğunu gördüm. Evliyken hem başkalarıyla hem de benim eski birlikte olduğum kişiler var. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Yani Nergiz Hanım bir yuva yıktığını söylüyorsunuz. Kesinlikle. O zaman sen ikisini bir arada sürdürmeye çalışmışsın. Hayır öyle bir şey yok. Geliyorum öyle ya. Bir şey yok. Bana dedi ki ben hayatımdan sildim dedi o kızı dedi. Ben seni sevdim sen dedi. De onun yanına gitmeyeceğim dedi. Ondan sonra ben bunu kabul etmişim. Turgay'ın eski sevgilisi Turgay'ın ailesinin evinden taşınınca Nergiz o evde oturmak için harekete geçti. Tamam Hanım da izin vermeyince aralarında bitmek bilmeyen bir inatlaşma başladı. Ben o evi kendi istediğim gibi tadilatını yaptıracağım, döşettireceğim, oh keyifli keyifli oturacağım. Sen kimsin de benim evime oturuyormuşsun ya? Ha? Sen de misin? Daha gelmeden, şey etmeden ne oldu? Bana... Ne oldu? Hani hiçbir şey istemiyordum. Ne oldu şimdi? Eve oturacağım. Oturacağım. Hanımefendiye bak hele ya. Benim sen hakkım. Bana meydan okuyamazsın, kusura bakma. Benim hayır. Hakkım, benim hakkım. Oğlun karısı olacaksa oturacağım. Ay gözlerine basa basa otururum. Oturamayacaksın. Sen giremezsin demiştim. Ama ben girdim. Boyalarımı da yapıyorum. Bak ne güzel güzel. Onların yüzlerini kıracağım demiştim. Burada sesleniyorum Tura. Öbür gelinime sesleniyorum. Bunu fırtın alıyorsun eve yerleşiyorsun. Bu da kapıda kalacak. Tura gitti malum o eve el koydu. Tadilatla uğraşıyorsun ya. Tadilatla uğraşacağım önce oturacağım evi bir temizler. Bir gelinliğini görelim, bir işini görelim. Ondan sonra kalk ev benim diye coş ortalarda olur mu? Ben gireceğim bu eve. Nergis ne yapıyorsun sen? Çık şuradan. Ben bu eve gireceğim. Sen sahiplenemezsin bu eve. Nasıl sahiplenemezsin? Çık şuradan. Şimdi mi kıymetli senin oldu? Senin ilgilendiğin sen nasıl girebiliyorsun evime? Çık. Ben girerim. Nergis otururum. Çık. Ben çıkmam. Çık diyorum ben Nergis. Ben çıkmam. Nergis çık senin burada ben işin çıkmam. Yok. Ben çıkmam. Sen çık. Nereye çıkıyorum ya? Aslında sen çık. Sen kimsin? Sen kimsin? Nikahlı karılarım, gelinlerim sana ne? Kim ben kim ya? Ben de olacağım aslında. Olmadın benim işte aklım. Olduğun zaman gelirsin. Çık. Ayrımcılık yapan da sensin. İki kardeşi de. İki erkeği de düşman eden sensin. Suçlusu sensin. Evi elti adayı Tuğra'ya kaptıran Nergiz, Turgay'la birlikte yeni ev arayışına girdi. Onlar bize ev vermiyorsa biz kendi evimizi buluruz. Sinema salonu gibi salonu var. Tıpkı benim hayal ettiğim gibiymiş. Burayı iki farklı yer gibi değerlendiririz. Bir tane koltuk buraya koyarız. Televizyon ünitesi karşıda olur. Tuvalet banyosu da çok şıkmış. Çok güzelmiş. Her şey yavaş yavaş yoluna giriyor derken Turgay ve Nergiz arasında ipler birden kopma noktasına geldi. Neden ağladın bebeğim? Ne oldu sana? Savunmanla Turgay kimden aramızda çok soğuk düştü. Anasının yüzünde. Ne oldu? Son 20 günde ikimizin aramız hiç iyi değil. Neden iyi değil? Bunun Tamam Hanım'la mı ilgisi var yoksa Turgay'la
Senin İkimizin aramızda hiçbir sorunluk yok. Bundan önce hiçbir kavga etmedik. Sadece anasının arkamdan konuşmaları, laf sokmaları benim çok gururuma değiyor. Bayağı dün yayından sonra burada bir hengame koptu. Sürekli bekle. Tamam mı? Sana ne yaptı bilmiyorum. Senin gibi değilim. Senin gibi gitmiyorum seninle be. Birbirinize giren sensin. Şimdi buraya gelmişsin, yine ananı suçluyorsun. Yazıklar ben olsun sana. Başka bir şey demiyorum. Ben seni suçlamıyorum ki. Ben Nergis'e benim sabaha kadar yaptığı hatanı sabaha kadar beş anlattım. Beş tane çocuğum var. Ben sadece dört çocuğum kaldı. Kendi birini öldü biliyorum. Ya çık git burada lan! Turgay, Turgay sakin ol annem. Yazıklar Turgay olsun sana. Bizi ayırmak için elinden gelen bundan her şeyi yapıyorsun. Bundan sonra yapacağım ama. Bundan sonra yapacağım. Yap. Yapıyorsun zaten. Ben yapmayacağım. Kendi yapıyorsun kendinize zaten yapacaksınız. Ben değil. Ben yapmayacağım. Ama kendi yapıyorsun kendinize zaten yapacaksınız bunu. Ben çekileceğim aralarından ama kendi kendilerine yapacağım. Sen çekilirsen biz mutlu oluruz. Neler yaptık şurada? Biz seni ikna edemedik. Şu bırakmadı ki oğlun şu kızı alsın. Ne var? Artık alıştın sen de. Vallahi şimdiye kadar hep sessizliğimi biliyorsun korudum. Evet, evet korudum. Ama bir kağıdı bile beceremediler. Ne düğününden bahsediyor? Ya şimdiye kadar ne zamandan beri oğlumu oyaladığı kaldı. Nasıl? Ne oldu? Çoktan gelecekti. Ne oldu hanım? O kağıtlarım çoktan gelecekti. Ama onun gelmeme sebebi kim? Sensin. Tabii tabii. Benim kolum oraya kadar uzandı. Ben engel oldum. He? Sen burada her türlü bahaneler buldun ya benim için. Tabii tabii. Ya, öyleydi, böyleydi. Nergis'in kağıtları mı gelmedi? Kağıtları Seda abla biz aslında tam ayarlamıştık. Annesine vekaletname gönderdik. Evet. Tam çözüldüydü ama son zamanlardaki annemin söylemlerini göz önünde bulundurarak İşte Nergiz'e hep ağır ithamlarda bulundu. Yani kaynanan seni istemiyor, kimse seni istemiyor, sen hala ne kağıdın peşindesin falan gibi. Göndermedi. Nergiz'e tartıştılar, hepsini yırtmış yani çıkan kağıtları. Sen mutlu mu oldun bundan? Oh, oldum tabii. Ya. Demek ki dünür de benim aklımda yani. Ama eninde sonunda gelecek kağıtlar. Yani. Artık Turgay ısrar ederse gelecek. Vallahi bu gidişle hep böyle birbirlerini kandırırlar. Birbirimizi kandırmadık. Birbirini her kandırırsın. Şeyde boşuna suçlusun da oğlumu oyalarsın. Her şeyde yani de sen suçlusun. Ama ne olsa olsun yine sizin tarafınızı tuttum. Sizin yüzünüzden ben anamla küsüz. Görüşmüyoruz. Senin yüzünden. Yalnız Seda bir şey söyleyeceğim. Ben aileme kötü ol demedim ki. Ay sen var ya sen. Bak bak ne dedi şimdi gördün mü? Oğlum oyaladı durdu dedi. Oyaladı. Hani ne oldu diyordu, ben bugün vereyim, 15 bir ayın içinde bu kağıtlar olur, eskisi bir de. Önüme kaç tane Türkmenistanlılar çıktı biliyor musun? Nergis senin anlattığın gibi kolay değil dedi, işler zorlaştı dedi, boşuna sen dedi. Ya. O kafayı dedi, demedi mi? Sen de vardın yanımda. Yok yok diyor, o yalan söylüyordu, ben o kağıtları da bile getirtirim. Ben baştan beri dedim, oğlumu ilk geldiği günden beri dedim. Benim hayalim yok mu çocuğumu şanlı şöhretli düğününü edip el içine çıkarmaya? Ben hiçbir şeyde hani de oyalamadım. Bir şey yapmadım, bir şey yapmadım. Ortada kağıdı bir şey yok ki yapam yani. Ortada bir kağıdı. Hiçbir şeyde de yapmadım ben. Her şeye başvurdum. Seda abla, senin annen var ya. Seda abla, farkında mısınız? Ben bir şey söylemiştim. Ben annemin sorunlarına çözüm odaklı yaklaştıkça sürekli bir şeyleri bahane ediyor demiştim. Şimdi de bak evrakları bahane ediyor. Ay sen nasıl... Tabii. Nasıl topu kendi lehine çevirdi? Dedi ki bak bak oğlumu oyaladı ben o kağıtların gelmeyeceğini biliyordum. Evet, nasıl rahat oturuyor? Sessizliğimi de koruyordum böyle. Nasıl benim diyorum Sivaslı hemşerime ne oldu bu kadar diyorum rahat rahat. İşte ben Seda böyle abla, zor da olsa geç de olsa çıkarttıracağım ben o evrakları. Serin serin böyle bakarım işte öyle. Ne diyor dedim ki Turgay diyor ki geç de olsa çıkarttıracağım o kağıtları evleneceğiz Seda yani abla diyor. Ben de bekleyeceğim bakalım. Nasıl çıkarttıracak? Hiç olmadı varmış. Son çare artık Nergiz'i alıp oraya gideceğim. Orada yapacağım nikahı. Oraya giderler. Güle güle derim o zaman. Gitti bizim Kamboçya'ya gitti. Ben geçen annesi gitti, hastalanınca var ya. Mesut dedim, gitti. Niye gitmedi ya? Annem hastalanmış dedi. Burada ağladı senin yanında. İstersen biletini alak göndererek dedim. Niye gitmedi o zaman? Dedin mi? Evet. Bak gene dayanamaz dedim. Bak benim hemşerime bak.
Ben sen benden kurtulmak için diyorsun onu. Gelemem diyor. Gitsin bak. De memleketine gelmesin dönmez diye düşünüyorsun. Benden kurtulmak için diyorsun. Öyle mi? Senin o elindeki niyetini iyi biliyorum ben senin. Başka. Ama ben gitmem o elinden tutmuşsun bırakmam. Bak ben de iyi tarafından bakıyorum. Bak Seda Hanım bak annesi hastalanmış. Bak ben vicdanıma bak. Ben gidelim ki ağlamasına dayanamadım. Git dedim gün gözünden dedim. Hem anneni görürsün hem evet. oğlunu görürsün evet. dedim. Bu durumda dedim annen yanında ol dedim. O ne aklı düşündüyse sandı ki ben giderim, bana güvenemedi. Oğluna hemen bir şey yapar diye. Bana güvenmediği için de anneyi bile gözden çıkardı bu. Senin hemen. Niyetin gitmek belli istemedi. Ya. Senin niyetin belli. Ben zaten biliyorum. Bence Turgay gider. Tamam biz dedik gidiş dönüş alalım biletini dedim. Annem diyor ki önce bir gitsin de diyor dönüşe bakarız diyor. Şimdi böyle bir nasıl samimi olacak ya nasıl inanacağız ki? Olmaz evet. Anlamadım ne dediğini. Hayır biletiniz gidiş dönüş alalım demiştim sana o zaman madem öyle. Ya da beni de gönder dedim. Beraber gidelim dedim. Sen dedin önce bir gitsin de dönüşün ne zaman olacağı belli olmaz ona göre bakarız diyor. Herhalde bir geçsin orada neler oluyor ne oluyor. Hemen ne biliyorsun çarşıdan elma mı alıp gelip hemen döneceksin. Sonuçta ailesinin yanına gidiyor o da ailesini ikna eder. Oğlunu ben görüşmüyorum ki zaten. Beni karşıma çıkardı. Senin yüzünden ben görüşmüyorum annemle de babamla da görüşmüyorum. Oraya git, ben nereye gideceğim? Benim yüzümden. Senin yüzünden. Sivri dilin yüzünden olmasın. Benim sivri dilim aynı yüzünden değil. Aynı o sivri dilini bana senin yaptığın yüzünden. Gibi anana da yapıyor. Anan da aynı senin tahammül edemedi. Yok. Kusura bakma. Ben senden etme. Görüyorum. Evraklar gelecekti, göndereceğim dedi. Ve aralıkta da sen bana böyle hareketler yapıyorsun ya. İstenmeyen gelin gözü önünde geldim. Annem de dedi ki sen istemeyen insan dedi. Ben de istemiyorum, ben de göndermeyeceğim dedi. Oldu bitti sen niyetine yettin. Ama ben önünde sonunda getirdim. Annem benim yaptıklarımı gözünün önüne alıyor. Peki senin yaptıklarını demin Nazlı'nın işi bir onaylıyor mu yani? Ne yaptı bana yaptıklarını? Nergiz ne yaptı? Yürüdüklerinizi az mı çektirdiniz ne siz bana? Ben psikolojimi bozdunuz. İyiliklerimi ne yaptım ki ben? Ne mi yapmadın? Sen hep öbür gelini vallahi hatırlamak tuttum. Bile istemiyorum. Çok da şey yaptın. Beni hep dışladın beni. Ben dışlamadım. Olacağı görüyorum. Bak kağıtlarını bile getiremedim. Oturma izin de diyor ki benim üstüme diyor bir şey ver de diyor. Buraya oturma şeyini öyle alınıyormuş. Bak onu da öğrendim. He. Oturmak izni hani dağımlı olması için üstünden... Oturma izin değil mi? Deme onu. Tabii mülk sahibi bir şey olması lazımmış bunun üstüne. Vatandaşlık için. Evet vatandaşlık için. Benim dedi üstüme ait dedi bir şey dedi olması lazım dedi. Sen bana anlaştı. O evi de onun için öyle zorluyorlar işte. He. Evlenip oturacaklar canım. Evlensin. Üstüne niye vereyim? Evlensin otursun ama üstüne niye vereyim? Ben üstüme istemedim ki. Ben hatta ama dedim kirasını ödeyeyim dedim. Bir şey lazımmış üstüne almak için. Ya verseniz ne olacak? Sivas'ta 10 tane tapulu yer var. Onu var ya vereceğim. Verseniz de vermeseniz de ben istesem. Niye vereyim lan şimdi ben görmedim daha. Olabilirim Türk vatandaşı ama ben onu çok da istemiyorum. İstemiyorsun niye? Bana yeter ki yukarıdan geçeyim. Önüme niye yetiyorsun ya hiç istemiyorsun da? Sen hep şey böyle yok. Bana samimi sen geliyorsun ama beni yok. Alttan almaya çalışıyorsun ama ben yemiyorum. Ben sadece sakinliğimi koruyorum. He deyip ben de geçiyorum. Senin yaptığını yapıyorum. Aynı. Efendim Şükran. Tamam hanımcığım. Nergis'le Turgay birbirlerini seviyorlar. Burada görüyoruz Nergis gerçekten ya çok ılımlı, çok hanım. Gerçekten çok iyi bir kız. Ya neden sen böyle yapıyorsun? Sen de yani sizin biraz karakteriniz de benziyor Nergis'le. Aynı karakterdesiniz, zıt gidiyorsunuz birbirinize. İşte o aynı, o diyor ki ben içime gelince şeyler benim elimde olacak diyor. İlmekler. Ama ben o ilmeği ona niye vereyim ki yani? O benimle yaşayacaksa o bana uyacak. Ama... Ben ona karşı gelmedim, ben ona şart koştum. Bana gelin geleceksen... Benimle yaşayacaksan, benden bunları bekliyorsan, sen de bunu yapacaksın. Kendini kanıtlayacaksın. Ondan ya sonra ben de kucağımı açacağım ama bu ne dedi? Bunu sen görmedin önceki yaptıklarını. Ya sevdiği yok tamam adam hanım olarak yapar ben, Nergis. Sevdiği adam olarak ben ona şart koşmamışım. Ben ona herhangi bir isteklerde bulunmamışım. Kalkıp sen isteklerde bulunuyorsun. Sen şart koşuyorsun. Demek ki kendisine köleyim. Sen... Arıyor. Yani Nergis'i bırakacağım, başka bir tane gelin getireceğim. İnan sana öyle bir gelin getiririm yani, gelin de getiririm. Yalvarırsın bana ne olur,
Bırak onu da, Nergiz'i yeter ki geri getir diye yani. Of. Onu da. En son ya, onu yaptıracağım bana. Zaten sen diyorsun ya ben şarkı, sen koşamazsın ki oğlum. Her şeyi benden beklediğin için koşamazsın. Ben kendin sizden, yapmıyorsun. Bir ben sizden fazla bir şey beklemedim. Ya bazen var ya için... elimi böyle siltelep de git Nergiz. Başını al çık git. Bıktın mı? Yoruldun. Yoruldum. Git diyor. Arkama bakma git diyor. Git. Gitmek isteyen. Ama ben aileme mahcup olmak istemiyorum. Sen sizin yüzünüzde ben ailemi karşıma almışım. Ben sana ailene mahcup ol demiyorum ki. Yani aylardır oturuyor burada. Yaptıraydınız. Çocuğunu da göremiyor. Ne yapsın? Her şey böyle gözüme. Ben o zaman ilk geldiğinde bile dedim ki oğlum ben kağıtınız var mı? Ben burada söylemiştim hatırlarsanız değil mi? Evet. Bomboş gelmiş, tutmuş elinden gelmiş. Hadi buranın insanı değil ki ben gidem kendi şeyimi bilen, önüne düşen yapan eder. Ama yollayacaktı annesi, yollayacaktı. Ne yollaması ya? Ben yollayacaktı, yollayacaktı. Senin yüzünden yollamadı diyorum. Vallahi yollayacak. Senin mutluluğunu isteyen bir anne kalbine kendini yapardı. Oğlum şahit, her şeyde oğlum şahit. Her zaman benim yanımda. Ne konuştuklarımızı hemen gizli gizli konuşmuyorum. Senin gibi oğlumu odadan götürüp de gizli gizli götürüp konuşmuyorum. Nergiz, sen de mi yalançılığa başladın biraz? Diyorlar ya Nazlı Hanım, Nazlı Hanım gece gece gelini rahatsız ediyorsa sen gündüz rahatsız ediyorsun bizi. Yalançılıkta bu kadar olmaz. Bile oğlum, sizde var ya örnek aldınız ha. Bankaya gidelim, hesabımı açtıralım oğlum. Hesabın bankasını açtıralım, kodunu açtıralım bilmiyorum. Hep oğlun götürüyorsun. Olabilir, ben bilmiyorum. Telefondan fazla ya anlamıyorum. Zaten evet. Annemlerin eli yapar. Ayağı ben olduğum için istiyorlar ki hiç yanlarından ayrılmayayım. Zaten benim sahibim gizliğim yok çoluğumdan çocuğumdan hiçbir zaman. Kesin, kesin. Efendim Tülay. Kesin. Şimdi ben bu hafta Nergiz'i hep mutsuz gördüm. Gerçekten bu sevgide çok yoruldu. Yoruldu, yani Tama Hanım'la ayrı mücadele etmek. Yani anlayamıyorum Tama Hanım. Siz de biraz Nazlı Hanım'ın yolundan gitmeye başladınız. Yani siz oğlunuza eş mi arıyorsunuz yoksa kendinize hizmetçi mi arıyorsunuz? Kendine hizmetçi. Bu nedir ya? İki genç birbirini seviyor. Bunlara niye saygı göstermiyorsunuz siz? Ben... Yok onu yapacak, yok bunu yapacak. Yani onları yapmak zorunda mı bu gençler? Bunlar öyle benim bir yaşıyorsa çalışmak zorunda. Niye kazanıyorsun? Saygısız olacak. Niye? Kıymetini bilecekler. Ya sen ağlamayın onları kandırırsın ama asla ben seni o timsah gözyaşlarına inanmadığımı biliyorsun yani. Hayır bak ben onun ağlaması... Eğer kesin can damarından vurursun ama beni vuramazsın Nergis Hanım. Yalan konuşuyor ya. Tamam. Annesine ben çok zorladım ya. Et tırnaktan ayrılmaz kızım. Bana yaptığın inatlı, bana yaptığın zıtlı annene yapma diyorum. Yalan niye konuşuyorsun ya? Annen gönlünü al diyorum. Uzaktaki olan bir insan demedim mi sana? Benim içinde olsa, oğlumun içinde olsa annenin yüzüne demişim ya. Bak ne diyor oğlum ya. Diyor ki. Oğlum diyor ki iş işten geçtikten sonra öyle konuşur tabii diyor. Oğlum yalan. O da onun yalancısı olmuş. O da onun yalancısı olmuş. Yok ya. Asla ben öyle bir insan değilim. Beni öyle o duruma itmeyin. Anladın mı? Ya öyle bir insan değilim. Sen niye o zaman demiyorsun ki bir de biz el ele vererek annemin dediğini yapak da bir de bakalım annemin gönlünü alak demiyorsun. Sen... Annemin ya da ya bunu nasıl biz ne yapalım ya ne yapalım ne yapalım? Ayağın paspası gibi olduk. Başka ne yapalım ya? Doğru. Abi tabii. Elinden geldiğince ayaklarımı yıkarım. Ama benim gibi saygılı dört dörtlük gelin. Bulamazsın. Bulamaz. Tabii tabii. Evet. Çok saygılı bir kızsın sen. Ne demek evet. Olsun? Ayaklarımı yıkamış dursun. Önüme el pençe durmuş dursun. Yıkar. Ne yaptı ya? Ben ona hizmetçi oldum. Onlar Türkiye'nin en güvenilir kadınına geldi. Sizin konuşmalarınıza rast geldim ve Seda Sayan bu işi çözer dedim. Seda ablam arkanızda benim arkamda. Her türlü. Seda Sayan kavuşamayanları birleştiriyor. Üstelik yeni bir hayata adım atarken onların en büyük ihtiyaçlarını da karşılıyor. Bir telefon kadar yakınınızdayız. Telefon numaramız 0212 702 3030. WhatsApp başvuru hattımız 0549 108 1010. Bize arayın, bize mesaj atın.
hatıra kalbime bu şaibe. Kapatmaya çalışıyorum bu izi ama ne yapsam nafile. Hep varlığını hissettiriyor, sokuyor yokluğunu kalbime. İçimde o an dönüşüyor zaafım sana nazaran bir katile. Of. Taşıyamaz sandım kalp yükünü ama çok hafife aldın sen gücünü. İçimde aşk farklı bir sıfata bürünür, şeytana bile taş çıkar.